Eyüp Musiki Vakfı'nda yeni kültür sanat sezonu açıldı. Birbirinden güzel eserlerin sahnelendiği açılış programına ilgi büyüktü. Tekrumeli Televizyonu kameramanı Utku Bayraktar'ın haberini ekranlarınıza getiriyoruz. Kıymetli Belediye Başkanım, değerli Vakıf Başkanım, kıymetli sanatçı dostlarımız, Eyüp Musiki Vakfı'nın kıymetli koro üyeleri. Eyüp Musiki Vakfı'nın 38. sanat yılı açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam tabii biz bunu geçen hafta yapmayı planlamıştık ama çok vahim bir kaza nedeniyle kayıtlarımız olmuştu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. O yüzden bu hafta açılışımızı gerçekleştiriyoruz. İlk olarak bir slide gösterimiz var. Eğer hazırsa slide gösterimizle programımızı başlatalım. Olması çok büyük bir saadet. Kendisine şimdi ilk kelimelerle teşekkürü borç bildiğim için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bize gösterdiğiniz bu ilgi aslında onundan bizim arkadaşlığımız, iş yapmamız tabii çok uzun yıllara varıyor da işmesine fayda sağlayacak olan büyük hizmetler vermektedirler. Allah razı olsun diyorum ve kendisine huzurlarınızda Eyüp Musiki Vakfı Salonu'ndan bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkürlerimi huzurlarınıza kendisine iletiyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle bir izin verir misiniz başkanım, sizi çağırayım lütfen, buyurun. Ben sizin yanınızda durayım ki resim çektireyim biraz ya. Şaka söyleyeyim. Buyurun. Değerli Başkanım, sevgili arkadaşlarım, emeğinize sağlık, elinize sağlık. Sevgili sanatseverli hemşehrilerim, komşularımız, sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim dönemimiz, Eyüp Musiki'nin bu yılki sezonu, eğitim sezonu mu diyoruz, ne diyoruz biz buna? Sanat sezonu diyoruz. 2022-2023, hepimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel, pandemiye biraz ara verildi, soğukluklar oldu. Tekrar bu yıl başlattık, inşallah başladınız. Daha branşların sayısını artırıp, enstrüman sayısını da artırabilme imkanlarımız olursa ne varsa paylaşmaya çalışacağız. Ama bir kişi işte 1984 yılında böyle bir şeyi kurmuş, 38 yıl yaşamış. Yani tek başına bir kişinin neleri değiştirebildiğini görebiliyorsunuz aslında, değil mi? Böyle çok abart. Demek ki olabiliyormuş ve ondan sonra herkese sahip çıkmış, koymuş, buraya, bu koroya katılıyor olmak bile bu işe sahip çıkmak demek.
Enstrümana katılıyor olmak demek yine bu işe sahip çıkıyor olmak demek. Seyirci olarak gelmek yine, yani biz bunları, biz Eyüp Sultan'a bir takım eserler kazandırmaya çalışıyoruz. Siz kullanırsanız onlar bir değer kazanacak. Kullanmazsanız benim yaptığım şeyin ehemmiyeti ne olacak? Hiçbir şey. O yüzden bir vatandaşın istediği şeyi yapıyor olmak lazım. Yaptığımız şeyin de topluma yararı olması lazım. Karşılıklı bir temas da olması lazım. Ben yaptım, oldu, bitti, alın da kullanın da olmuyor bu işler. Kendi başına musiki cemiyeti kursaydı işler mi? İşlemezdi işte. Bir kitle hareketiydi. Bir kabul, bir talep vardı demek ki kurudu. Kurduktan sonraki süreç işlerken büyümek icap etti. Bu binaya lazımdı. Dernekten vakfa dönüşmesi lazımdı. Sonra bizle tanıştı. Vakfa dönüşülmek için derken bir baktı kendimizi musikin içinde bulduk. Demek ki olabiliyormuş. Birileri de el atınca devam edecek demektir. Silsile yoluyla devam edecek bu buralar inşallah. Eyüp Spor gibi, Eyüp Musiki Vakfı da Eyüp Sultan'ın tarihinde önemli izler bırakan müesseseler olmuştur. Ben de şimdi Sultan Center'ı yıktık, oraya tekrar güzel bir kültür merkezi haline getireceğiz. Altı zaten şahısların mülküydü pasaj olarak ama üstü hem spor salonlarının oldu, en üstünde ciddi bir konser salonumuz olacak inşallah. Yani buradan EKSM salonlarında bu işi oralara gitmek gelmek yani şehirde bir kültür merkezi yaptığınızda insanların yaya gidiyor geliyor olması lazım yaşamasını istiyorsanız. Araçlarla gidip geliyor, o EKSM'ye gidene kadar AKM'ye gider. Yine arabaya bindikten sonra her yere giderler. Yani o yüzden de bazı yerler bir yerine bir şey yaptım dersiniz ama şehirden kopartırsınız. Şehri de oradan kopartırsınız. Kendi kendine işleyen bir sistem haline gelmesi lazım. O da şehirle iç içe olması lazım. Onun için hem Eyüpspor inşallah önümüzdeki sezonlarda bir şekilde Süper Lig'e çıkacak gözüküyor. Hem stadı yenilememiz lazım hem de Sultan Center'ı. Sultan Center kelimesini artık kullanmayacağız. Kültür merkezi olarak kullanalım artık. EKM diyelim buraya artık. Hem çünkü yahu hem Sultan hem Center yan yana nasıl gelir? Yani böyle bir yarısı başka bir şey, yarısı başka bir şey olur mu? Böyle ne kadar yabancı kültürlerden etkilendiğimizin de bir göstergesidir aslında. Yani Sultan'ı bizden, Center'ı öbür taraftan. Yani Eyüp İş Merkezi bari deseydiniz ne alakası var işte. Yani o dönemden demek ki öyle oluyormuş. Şimdi üstünü Kültür Kongre Merkezi, güzel bir salonumuz. En az 500-600 kişilik. Yanına küçük salonlar, orta yerlerde de hem kütüphaneler olacak hem de normal salon sporlarının olabildiği bir ortamda oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz spor salonumuz da yok biliyorsunuz. Zaman dilimi içinde bunların hepsini ilçemizin çeşitli noktalarında hayata geçireceğiz. Ramiz biliyorsunuz, Rami Kışlası'nın içindeki Milli Kütüphane yılbaşında açılacak inşallah. Dışında da Millet Bahçesi olarak biz hayata geçirmekle ilgili projelerimize başladık. Devletten de destek almamız lazım bu işle ilgili. Biraz büyük bir iş oldu. Ama Milli Kütüphane bitmiş gibi inşallah buluşacak. Onun için de salon var. Onun için de bir takım etkileşim alanları var. Orayı da bizim beraber kullanabiliriz. Orada da yine bu eserlerimizi sunabileceğimiz bir ortamlar olacaktır diye düşünüyorum. Birlikte daha büyük dışarıdan Bakırköy'de, Kadıköy'de, İstanbul'un çeşitli noktalarında var olanın bir üst versiyonu bizde niye olmasın? Biz fetihle başlamış bir ilçeyiz. Yani başka yerlerde var, bizde niye yok denecek bir galiban bir yer değiliz. Hamdolsun galiban bir ilçede değiliz. Bu işlerin tamamının üstesinden gelebilecek de bir şimdi şu andaki yapımızla itibariyle de imkanımız da var. Bu imkanları da şehrimizle paylaşacağız inşallah. Şu an 9 noktada okul inşaatı var. Bir tanesini biz kendimiz belediye olarak yapıyoruz, bir ortaokulu. 8 tanesini hükümetimiz yapıyor valilik üzerinden. 3 tane daha yaptığımızda 10 yıl falan okul sorunu çözmüş olacağız inşallah. Ama ciddi bir salon sorunu. Hem spor salonumuz yok hem konser ve kültür salonumuz yok bizim. Çok amaçlı kullanacak. İşte onları da kazandırdığımızda daha da farklı grupların da Eyüp'te konser vermek istemesi, Eyüp'te gösteri yapmasını isteyeceği günler de olacaktır. Bizden randevu alacaklardır. Nasıl ki AKM için alıyorlar, BKM için alıyorlar. İnşallah EKM için de alacaklar. Bunu size söylüyorum. Gerizde göreceksiniz.
Biz temelini atarız, bizden sonrakiler de görebilir ama biz temelini atalım Eyüp Sultan'a. Bu işine hadi bu akşam Eyüp Sultan şu konsere, şu gösteriye gidelim denecek günlerde olmalıdır. Hem Karadeniz'e sınır olan, hem Halic'e sınır olan bir şehir, tarihle iç içe bir şehri, hem ormanını, hem Karadeniz sahilini, hem de Halic'ini doğru kullanabilmesi, hem Pierre Loti'sini birlikte birçok argüman var aslında. Bunları kullan. Biz bunları kullanacağımı söylemiştik geldiğimizde. İşte Halic sahile plaj yaptık. Gençlik kampı yaptık. Halic'te kürek sporla bir şey yapmak istiyoruz ama sahil bandını kullanma konusundaki hukuki boşluğu bir türlü çözemedik. Oradan dolayı azıcık sıkıntımız var. İşte bunlar hepsini çözdükçe hem Halic dünyanın kürek merkezi haline gelsin istiyoruz. 4 belediye, 5 belediye, Büyükşehir'le beraber 5-6 belediye oluyor galiba. Hep beraber ortak hareket edildi. 5 tane üniversite var. Bir Halic orada değil. Böyle bir Ölüdeniz hiçbir yerde yok aslında. Çok güzel işler ve büyük ülkelerin, büyük üniversitelerin yıllık uluslararası yarışlarının yapıldığı bir merkez haline gelebilir aslında. Tabii bir benim de olmuyor. Orası biraz daha farklı bir şey ama ben kendi imkanımla onu yapabiliyorum. Karadeniz'de sahilim var mı? 16 gün var. Ben 1 kilometre bandı verin bana, ben plaj yapacağım dedim. Yaptık, aldık, bulduk formülasyonunu. Bir orman var. Oraya da kamp merkezi yapalım. Şimdi 100 kişilik kalmalı kamp merkezimiz var. Şimdi çocuklardan başladık. İleride anne kız kampı, baba oğul kampı falan da yapacağız. Ama Eyüp 12'yi bir ara götürüp gezdirelim orada inşallah. Kamp merkezimizde hem plajımızda havalar çok soğumadan görmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Şehirde yine yapacaklarımız sizlerden gelen önerilerle beraber yapılmaya devam edecektir. Hepinize iyi seneler diliyorum. Eyüp Musiki'nin iyi seneleri olsun bu dönem 2022-2023. Bu arada Cuma günü eski Eyüp Karakolu'nu İstiklal Kütüphanesi'nin açılışını yapıyoruz Cuma günü inşallah. 29 Ekim münasebetiyle 28'inde açıyoruz. Törenler çok olduğu için Vali Bey de o gün gelecek inşallah. İstiklal Harbi'nin bir bölümünde bizim Eyüp Karakolu'da ev sahipliği yapmış ciddi bir tarihsel dokümanları da var. Üst düzey araştırma merkezi gibi olacak Eyüp Sultan Karakolu'nun şu andaki hali. Yanında normal kütüphanemiz var. Orası biraz üst versiyon. Halibeyköy'de yine üniversitelere, liselere hitap edebilen büyük bir kütüphane yapıyoruz. Ama Cuma günü bu açılışımıza bekleriz hepinizi. Saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ettiğince çok farklı şeyler de oluyor. Biz Deniz Bey'le Eyüp Belediyesi'nde meclis üyesi olduk ama ben başka partideydim. O da bana göre başka partide. Fakat arkadaşlığımız çok kıymetlidir. Sonra burasını dernekten, Eyüp Musiki Derneği'nden Eyüp Musiki Vakfı'na çevirdiğim zaman mütevelli üye kaydetme mecburiyeti var orada. Ben ilk olarak Deniz Köker'i kaydettim. O bizim vakfımızın ilk üye olarak kaydolan üye azasıdır. Çok mutluyuz yani onu tanımaktan. Evet, bu çiçek takdiminden sonra sizler için hazırlanmış olan küçük bir fasıl programımız var. Thank you.
Thank you.
Thank you.
bir kumbar sorunuza katılımlarına dolayı teşekkür ediyoruz. Nihat Bey, isterseniz hep beraber aşağı ikramlarımız var. Aşağıda muhabbetimizi yapalım. Açılışı söyleyip programımız bitti.